Çok rezon slipper ya. Kral Enes Batur'un storiesine baksana. Ne diyor abi, siz söylesenize. Dur bakıyorum. Bayağı açıklamış çocuk. Bakalım. Dur ya, böyle niye izliyorum ki? Dinliyorum ki. Insta Enes Batur. İnsanlar da vardı. Onlar da şerefli arkadaşlar, mağdur durumda olduğum ve yardım istediğim için bu videoyu çekmek zorundayım. Adım asılsız haberler yapılıyor. Adım karalanmaya çalışıyor. O yüzden kendimi savunuyorum. Olayı anlatıyorum en başından. Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah saatlerinde korona testi olmaya gittim Acıbadem Hastanesi'ne. Test yapıldı. Testim yapıldıktan sonra direkt eve geldim. Akşam saatlerinde test sonucum pozitif çıktı. Ve bugüne kadar, o günden bugüne kadar hiçbir şekilde evden çıkmadım. Buna şerefim, namusum üzerine yemin ederim. Kamera kayıtlarımız var evden çıkmadığıma dair. Uygulamam var. HES uygulaması 7/24 konumumu gösteriyor. Şahitlerim var ve yemin ederim ki hiçbir şekilde evden çıkmadım. Namusum, şerefim üzerine yemin ederim. Eğer bir kere bile evden çıktıysam beni alsınlar, hapse atsınlar, bir daha çıkarmasınlar. Hiçbir şekilde evden çıkmadım ben. Magazin sayfalarına çıkıyor, haberlere çıkıyor, televizyona çıkıyor. Ben sanki kötü bir insanmışım, sorumluluğumu yerine getirmemişim, sorumsuzluk yapıp da dışarı çıkmışım bir göstermeye çalışıyor. Ama ben dışarı çıkmadım ve bunun kanıtları var. Fakat bunun üzerine haber yapıyorlar, adımı lekelemeye çalışıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün saat 2-3 civarında evime 20 ila 15 arasında polis geldi. Sanki ben kaçmaya çalışıyormuşum da bir suçluymuşum gibi evimi bastılar. Ne oluyor yani? Ya ben evimde karantinadaydım zaten. Evimde de başka insanlar da vardı. Onlar da karantinada. Onlar da hiçbir şekilde evden çıkmıyorlar. Tamamen bütün önlemleri alarak evde oturduk pozitif olduğundan beri. Ve size korona olduğumu da açıklamadım. Çünkü benim için endişelenmenizi istemedim. İyileştikten sonra açıklayacaktım. Şu an iğrenç bir durumdayım. Mağdurum. Tek isteğim evde istirahat etmek. Fakat beni zorla bu KYK yurduna getirdiler. Hiçbir şekilde çok kurallara uymamazlık yapmadım. Oha, gene de götürmüşler. Uydum. Fakat beni buraya getirdiler. Karantinama evde devam etmek istiyorum. Tek istediğim bu. Oğlum şaka mı bu? Öncelikle çok iyiyim. Barış Murat Yağcı. Enes'e iletişimde olan tüm arkadaşlarım seslerini yaptırdı ve negatif çıktı. Ancak sadece bizim iyi olmamızı hasret etmiyor. Çünkü dostlarımız Enes Batur'a büyük baskıza uğradılar. Yapılan haber asılsız ve kalıcı, bu insanlar bir haftadır kendi evlerinde farklı odalarda karantina altındaydı. Her gün telefonuyla iletişimdeydik ve iletişimde... Ne gülüyorsun oğlum? Alev atsana dedi de Sami Story'e. Oğlum, harbiden çok kötü bir durum bu arada yaşadığı. Eğer dedikleri doğruysa tabii. Bilinçli birey olarak kimsenin hayatını riske atmadılar. Avukatlarımız gereken işlemleri yürütmekle alakalı her şey ortaya çıkacak. Kimseye büyük sevgi dolayımız üzere. Oha. Şimdi benim anladığımı anlatıyorum. Enes korona olmuş. Bir hafta evden çıkmamış kız arkadaşıyla beraber. Polis gelmiş. 10-15 tane. Alıp götürmüşler bunu KYK yurduna. Evinden. Ya adam zaten evinde. Niye yurda koymuşlar ki çocuğu şimdi? ...10-15 polis dedi ya oğlum. Habertürk gazetesinde haber çıkıyor ilk Ferit abi. Vallahi bilmiyorum. Üzücü. Ya, dışarı çıktı vesaire vesaire diye ondan herhalde almışlar. Tamam da kanıt var mıymış ki? İşte. Burası meçhul. Büyük ayıp ya. Hapis gibi koymuşlar KYK yurduna.